Bu hadis dersimizde birbirine zıt gibi gözüken iki hadisin birbiriyle olan uyumunu göstereceğiz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan cemaatle kılınan namazın sevabı hakkında iki farklı hadis gelmiş. Birinci hadiste şöyle buyurmuş. Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde veya çarşıda kıldığı namazından 25 kat fazladır. İkinci hadiste de şöyle buyurmuş. Cemaatle kılınan namaz tek kılınan namazdan 27 derece üstündür. Cemaatle kılınan namazın sevabı tek başına kılınan namaza kıyasla bir hadiste 25 iken diğer hadiste 27 kat olarak bildirilmiş. Hadis inkarcıları bu hadisleri gösterip diyorlar ki bu hadislerden biri uydurma olmalıdır. Zira hem 25 kat hem 27 kat aynı anda olamaz. Ya 25'tir ya 27'dir. Bir şimdi hangisine inanacağız? Onların bu sözlerine karşı deriz ki kendi aklınızı hakem yapacağınıza. İbni Hacar Hazretlerine sorsaydınız hem böyle hadis inkarcısı olmazdınız hem de meseleyi tam manasıyla anlardınız. i̇bn Hacer Hazretleri bu iki hadisi sekiz farklı şekilde cem etmiş. Hangisini istiyorsanız alın kullanın. Hadisin birinci izahı şu. Bu hadislerde bir nesi söz konusu olabilir. Nesi sonra gelen hükmün önceki hükmü kaldırmasıdır. Bu ihtimale göre cemaatle namazın sevabı önce 25 kat idi. Sonra bu hüküm nesedilerek 27 kata yükseltilmiş olabilir. Hadisin ikinci izahı şu. Bu fark mescidin uzaklığına ve yakınlığına göredir. Cemaate yakından gelen 25 kat uzaktan gelen 27 kat sevap kazanır. Hadisin üçüncü izahı şu. Bu fak cemaatin mescitte veya başka bir yerde yapılmasına göredir. Eğer cemaat mescitte yapılmışsa 27 kat, mescit dışında yapılmışsa, mesela evde veya dükkanda yapılmışsa 25 kat sevap kazanır. Hadisin dördüncü izahı şu. Bu fak cemaate katılanların azlığına veya çokluğuna göredir. Cemaat azsa 25 kat, çoksa 27 kat sevap kazanır. Hadisin beşinci izahı şu. Bu fark cemaatin tamamına veya bir kısmına yetişmekten ileri gelebilir. Eğer namaza birinci rekattan sonra yetişmişse 25 kat, namazın başında yetişmişse 27 kat sevap kazanır. Hadisin altıncı izahı şu. Bu fark namazı bekleyenle beklemeyen arasında olabilir. Camiye erken girip namazı bekleyen 27 kat sevap alır. Ezanla birlikte giren 25 kat sevap alır. Hadisin yedinci izahı şu. 27 kat sevap sabah ve yatsı namazlarına mahsustur. 25 kat sevap ise diğer namazlar içindir. Çünkü sabah ve yatsı namazlarına gitmek daha zordu. Bu sebepten sevabı fazladır. Hadisin 8. izahı şu. 27 kat sevap açıktan okunan namazlara hastır. 25 kat ise gizli okunan namazlara hastır. Aradaki iki fark Kur'an'ı dinlemenin sevabıdır. Buna göre sabah Akşam ve yatsı namazları 27 kat, öğle ve ikindi namazları 25 kattık. İbn Hacer Hazretleri nasıl bir izah yapmış? Sekiz şıktan dilediğinizi alın. Hadis inkarcıları cahil ötesi cahil. Hem bilmiyorlar hem de bilene sormuyorlar. Elhamdülillah biz bilene sorduk, hadisin manasını öğrendik. Allah'a emanet ol